Değerli sporcular, aileler ve misafirlerimiz, 3. geleneksel Ekrem Yeşiladağlı turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ödül törenimize başlamadan önce konuşmasını yapmak üzere Sayın Pakan Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Özen'i buraya davet ediyorum. Değerli sporcular, aileler ve misafirlerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tenis, yaşam boyu sürdürülebilen bir spor olup her yaştaki bireyin yapabileceği bir spordur. Mart ayının sonlarına doğru gelmiş bulunmamızla birlikte havanın bizlere müsaade ettiği kadarıyla çok fazla geciktirmeden turnuvamızı tamamlamış bulunmaktayız. 3. Ekrem Yeşilada anı turnuvamız böylesine güzel ve verimli maçlarla sona ermesi bizleri kulüp olarak çok heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Sonuçta burada en büyük amaçlarımızdan biri sadece tenisi değil herkesi sporu sevdirmektir. Çocuklar ve gençleri böyle anlamlı turnuvalara katılımlarını teşvik etmek, tenis sporunu ülkemizde daha da yaygınlaştırıp ve duyurmaktır. Ülkemizin en önemli bestekarlarından ve sanat adamlarından, turizmci ve halkın takdir ettiği Ekrem Yeşilada'nın adını kulüp olarak böyle değerli bir insanın adına turnuvayı gerçekleştirirken bu organizasyonu ele almak ve değerli insanın adını ölümsüzleştirmektir. Bu anlamlı turnuvanın gerçekleşmesine katkı koyan rahmetli Ekrem Yeşilada'nın kıymetli eşi Sayın Seval Yeşilada'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Turnuva boyunca canla başla mücadele verip her şeyin en iyi şekilde yürümesini sağlayan değerli hakemlerimiz ve kortların bakımını en iyi şekilde bizlere sağlayan Atiye Hanım'a da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bu turnuvanın gerçekleşmesinde bizlere katkılarını esirgemeyen değerli sponsorumuz merhum Ekrem Yeşilada'nın eşi Sayın Seval Yeşilada'ya teşekkür plaketimizi takdim etmek için buraya davet ediyorum. Ekrem Yeşilada'nın eşi olarak bana destek veren Falkan idare heyetine, emeği geçen tüm sporculara, ailelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sayın Özgür Özen'e çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmasını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Gazioğlu'nu buraya davet ediyorum. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2023'ün ilk turnuvası bizim için onur verici. Yine geleneksel hale getirdiğimiz Ekrem Yeşilada anı turnuvası. Ekrem Yeşilada'yı her ödül töreninde anlatmamız lazım. Spora, sanata çok yönlülüğüyle katkı yapan bir kişilikti. Her yerde gerçekten ismiyle karşılaşıyoruz. Ben şu an Milli Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulunda da bulunuyorum. Biz Milli Olimpiyat Komitesi'nin kurucularına da baktığımız zaman yine geçmişimizde, tarihimizde spora büyük katkıları olan değerli isimleri görüyoruz. Onlardan bir tanesi de yine Ekrem Yeşilada'dır. Ben ailesine, özellikle Seval ablama çok çok teşekkür ederim. Değerli katkılarından dolayı. Bizlere düşen de böylesine değerli bir ismi gelecek nesillere anlatmak, gelecek nesillere ismini duyurmak, onun bilinmesini sağlamak. Dediğim gibi 2023'ün ilk turnuvası yine çok güzel katılımla
böyle güzel gençleri bir arada görerek sonlandırılmış bulunuyoruz. Tabii ki Mart ayı, hava soğuk, sizleri burada çok bekletmemek lazım. Bu güzel organizasyonu sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan Pakan Tenis Akademi'ye, yöneticilerine, antrenörlerine, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu'nun değerli hakemlerine, idarecilerine ve tesis sorumlumuza çok çok teşekkür ederim. Sizlere bir de son yeni aldığımız bir sponsorluğun müjdesini vereyim. Gelecek Mart burada açık havayı ısıtacağız. Sizi böyle soğukta oturtmayacak. Böyle de bir sponsorluk aldık. Bir tane ailemiz bu işi yapıyor ve üşümüş maçları izlerken sağ olsun bize böyle bir katkı yapıyor. Buradan da onun müjdesini vereyim. Tekrardan tüm sporcuları kutlarım. Başarılı olanları da canı gönülden tebrik ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve son olarak konuşmasını yapmak üzere Ekrem Yeşilada'nın oğlu Sayın Engin Yeşilada'yı buraya davet ediyorum. İyi akşamlar. Ben de sizi çok soğukta bekletmek istemiyorum. Bu üçüncü yılımız oldu. Ancak bu yıl malum çok mutlu bir yıl olmadı. Bildiğiniz gibi kayıplar yaşadı Kıbrıs, Türkiye. Onların acısı var. Ancak burada bu güzel ortamı görünce, gençleri görünce insanın içi ısınıyor. Ben de başta annem olmak üzere, annem 3 yıldır bu işin sponsorluğunu yapıyor. Pakan'a, federasyona ve tabii ki burada olan çocuklarımıza ve ailelerine renk kattıkları, katıldıkları için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Federasyon Başkanımızın da dediği gibi sevgili babam çok renkli bir insandı. Hem spor kimliği vardı, Gönyeli'nin kurucularındandı. Sanat kimliği vardı. Çok bilinen ama sizlerin bilmediği birçok bestesi, güftesi mevcuttur. Ayrıyeten kamu kesimine de çok emekleri geçmiştir. Kıbrıs'taki turizm konusu kendisi için çok önemliydi. Buna ilaveten de birçok kitabı yayınlanmıştır. Gerek turizmle ilgili gerekse de Kıbrıs Türk müziğiyle ilgili. Onun oğlu olmaktan iftihar ediyorum. Bu turnuvayı düzenlediği için, sponsor olduğu için de babamın adını yaşattığı için de anneme tekrar teşekkür ediyorum. Kazanan, kazanmayan, katılan herkese teşekkür eder. Bundan sonraki spor hayatında da başarılar temenni ederim. Ve ödüllerimizi vermeye başlıyoruz. 8 yaşlarda ödüllerini vermek üzere Sayın Deniz Avcı'yı buraya davet ediyorum. Sekiz yaş alt grup ikincisi Ada Yeşilada. Sekiz yaş alt grup birincisi Karan Karakaşlı. Sekiz yaş çeyrek finalistler Mare Balman Baysal, Mevsim Met Bulut, Bora Ramiz, Sarp Aslan.
8 yaş yarı finalistler Niyazi Akçın, Deran Özgöray. Sekiz yaş ikincisi Lina Vural. Ve sekiz yaş birincisi Hasan Aren Çakartaş. Sayın Deniz Avcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve 9 yaşlarda ödülleri vermek üzere Sayın Nergis Arabacıoğlu'nu buraya davet ediyorum. Dokuz yaş erkek çeyrek finalistler Hasan Aren Çakartaş, Niyazi Akçın, Aren Mustafa İnan, Tan Osman Türe. Dokuz yaş erkek yarı finalistler Arel Karaoğlan, Pars Ozan. Dokuz yaş erkek ikincisi Alexander Konev. 9 yaş erkek birincisi Aren Yumurtacıoğlu. 9 yaş kızlara geçiyoruz. 9 yaş kızlar ikincisi Mania Baheri. 9 yaş kızlar birincisi Hera Türcan. 2. Sayın Nergis Arabacıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve 10 yaşlarda ödülleri vermek üzere Sayın Salih Avcı'yı buraya davet ediyorum. Özlem Avcı'yı buraya davet ediyorum. On yaş erkek çeyrek finalistler Aren Yumurtacıoğlu, Uzay Şakir. 10 yaş erkek yarı finalistler Pars Ozan, Tanıl İşgüzar. 10 yaş erkek ikincisi Sait Zeki Avcı. 10 yaş erkek birincisi Çağ Refikoğlu. Kızlara geçiyoruz. 10 yaş kızlar yarı finalistleri Sahra Sevgi Sofu, İlay Genç.
10 yaş kızlar ikincisi Larin Vural. Kızlar birincisi Anastasia Elşina. 12 yaşlarda ödülleri vermek üzere Sayın Engin Yeşilada'yı buraya davet ediyorum. Erkek ikincisi Deniz Hüseyin Önen. 12 yaş erkek birincisi Baran Başaran. 12 yaş kızlar ikincisi Beren Başaran. 12 yaş kızlar birincisi Girne Umut Yere Bakan. 14 yaşlarda ödülleri vermek üzere Sayın Seval Yeşilada'yı buraya davet ediyoruz. Çiftler kategorisinden başlıyoruz. 14 yaş karışık çiftler ikincisi Girne Umut Yere Bakan Asım Aras Aslan. 14 yaş karışık çiftler birincisi Almira Akşahin Abdullah Oğuz Eleryan. 14 yaş erkek ikincisi Kaya Halkseven. 14 yaş erkek birincisi Enver Ada Gençel. 14 yaş kız ikincisi Girne Umut Yere Bakan. 14 yaş kız birincisi Almira Akşahin.
16 yaş ve büyük kategorilerde ödüllerini vermek üzere Sayın Özgür Özen'i buraya davet ediyorum. 16 yaş kızlar ikincisi Ekin Karasu. Tek erkeklere geçiyoruz. 16 yaş erkek ikincisi Akay Ali Sağkanat. Yaş erkek birincisi Bora Erin. 13 artı büyükler kategorisine başlıyoruz. 13 artı erkek ikincisi Toprak Berkol. 13 artı erkek birincisi Turgay Vural Hıdıroğlu. 13 artı kadınlar birincisi Şengül Tilki. Evet, ödül alan tüm sporcuları fotoğraf çekilmek üzere kürsüye davet ediyorum.